Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Saadettin Ökten ve Kemal Sayar'la gönül sadasını sunar. 40 yıldır sizinle hep gönüllerde. Erkam Radyo'dan, Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bendeniz Kemal Sayar, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve programımızın son haftalardaki daimi misafiri veya ev sahibi diyelim Mehmet Dinç ile beraber bu programı yapıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. Bu son dönemde malum haliniz... Estağfurullah. Filistin meselesi insanlık vicdanını çok yaraladı. İnsanlar yani bir adalet yok mu, bir hukuk yok mu, bütün bu mezalimi durduracak bir güç yok mu diye çok şikayet ve sitem ettiler. Ve vicdan meselesi çok gündeme geldi. Nihayet Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın öncülüğünde bir dava açıldı. Ve bu davada çok başarılı bir iddianame ortaya kondu. Yani sonuç şöyle olur veya böyle olur ama beklenen şey bunun insanlarda yeniden büyük bir adalet, bir vicdan talebi yaratacağı, bir dalga dalga bunun yayılacağı yönünde. Çünkü bugüne kadar adaletten ve sorgulanmadan bağışık kabul edilen kurumlar sorgulanmaya başlandı veya ülkeler sorgulanmaya başlandı. Eylemleri, mezalim sorgulanmaya başlandı. Bu vesileyle acaba diyorum bugünkü programımızda vicdan meselesini mi ele alsak? Olur. Merhum Topçu diyor ya, vicdan içimizde bizi Allah'a çağıran sestir. Evet. Bir kötülük gördüğümüzde başımızı çevirip gidemiyoruz. Bir acı, bir feryat işittiğimizde onu dindirmeye gayret ediyoruz. İnsan olarak içimizde, genel olarak içimizde kötülüğü durdurmaya, feryadı dindirmeye yönelik bir eğilim var. Hem cinsimizin acısı karşısında biz de mutlu olamıyoruz. Psikopatlar müstesna. Psikopatlar başkasının acısını hissetmeyen varlıklar. Şu anda da dünyada küresel sosyopatlar, küresel psikopatlar hakikaten çok fazla hükümlerini yürütüyorlar. Siz vicdan meselesini nasıl ele alırsınız, nasıl bakarsınız? Oradan başlayalım arzu ederseniz. İnşallah. Ben tabii yani yine bir zihinsel model diyeyim üzerinden konuşacağım ama yani tutarlı bir söz söyleyeceksek bu ya felsefe olacak ya bilim olacak. Burada da modeller, zihinsel modeller kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Şimdi insanın bir fıtratı var, bir yapısı var. Yani işte bu fiziksel yapıyı biliyoruz. Bir de ruh yapısı var, iç yapısı var. Fiziksel yapı da bu iç alemimizde bizim eğitime tabi tutuluyor. Fiziksel eğitimi çok iyi biliyoruz. Kültür fizik yapıyor, jimnastik yapıyor insanlar bedeni gelişsin diye. İhtiyarlayınca da yürüyün diyorlar. Bedensel faaliyetler yerli yerine otursun diye. Ama her toplum kendi değerlerine göre mensuplarını eğitiyor. Bu eğitime vicdan da tabi tutuluyor. Burada genel konuşacağım, çok detaya inmeyeceğim. Bir Müslüman toplumun mensubu olan bir insan, Müslüman toplumun değerlerine göre eğitiliyor. Zihni ve gönlü, tabii ki vicdanı da. Ki vicdan işte bizde, iç dünyamızda hükümleri yargılayan, hükümler hakkında, verdiğimiz kararlar hakkında hüküm beyan eden bir yetimiz, bir kabiliyetimiz. Merhum Topçu'nun söylediği söz, benim anladığım kadarıyla, yani benim vardığım noktada Müslüman vicdanına hitap ediyor. İçimizde Tanrı'nın sesidir diyor. Ama eğer vicdan modernist değerlere göre eğitilirse o zaman o içimdeki vicdanın sesi o yine var. Ama o ses artık Müslümanların anladığı, bizim anladığımız manada Allah'ın sesi değildir. Benim vardığım nokta bu. Şimdi bu noktadan son hadiseye baktığım zaman görülen hadise şu. Bu insanların Gazze'deki katliama bilgiyende kalmaları lazım. Çünkü iyi kötü işte Batı literatürüne baktık. Diyorlar ki bunlar insan değil orada öldürülenler. Başka bir varlık ve bunu da bir takım bilgilerle işte fizyolojiyle vesaireyle beyin hücreleriyle açıklıyorlar.
böyle böyle şöyle şöyle hususiyetleriyle bunlar bizim türümüzden değil. O bakımdan öldürümlerinde bir sakınca yoktur diyorlar. Ama böyle bir tepkin oluşması bende yine küçük bir ümit uyandırdı. Acaba hala modernitenin bütün eğitim sistemine ağırlığına ve baskısına rağmen dünyada modernitenin hakim olduğu toplumlarda bazı kimseler kendi fıtratlarındaki vicdanı veya Müslüman vicdanını bir ölçüde ortaya koyabilmişler mi? Bunu gördüm. Bu bir ümit ışığıdır. Ama tümüyle sonuca etki eder mi? Onu bilemiyorum. Çünkü şu var, sizde bir problem olduğu zaman o problemi çözmek için önce kalbinizin sızlaması lazım. Buna bir itirazım yok. Ama ondan sonra o sızıntıyı eylemle hayata yansıtmanız gerekiyor. Bedel ödemeniz gerekiyor. Evet. O zaman vicdan hocam sadece duygu değil, davranış aynı zamanda. Tabii. Yani ben kötü hissediyorum, üzülüyorum yetmez. Tabii, bir şey yapmak gerekiyor. Şundan, harekete geçmek. Harekete şundan geçmek dolayı gerekiyor. Şöyle, şimdi biz karar veriyoruz akli yeteneklerimizle. Bu kararımızda içgüdülerimizin ve duygularımızın da katkısı var. Hafıza da bu karara veri sağlıyor. Hı hı. Bu kararı verdikten sonra vicdan bu kararı denetliyor. Hı hı. Ve ondan sonra size diyor ki bu eylemi yapma veya filan eylemi yap diyor. Siz o eylemi yaptığınız zaman, vicdanın sesine uyduğunuz zaman rahat ediyorsunuz. Çünkü vicdan aynı zamanda sizin eylemlerinizi inandığınız ve eğitildiğiniz değerlere göre denetliyor. Hı-hı. Vicdan bir beyaz şeye benzer, levhaya benzer. Tabula rasa diyorlar buna Latince'de. O beyaz levhaya birileri bir şey anlatıyor. Bir takım değerler koyuyor. Bu mühimdir, bu mühim değildir. Buna ehemmiyet ver, bunu es geç, bunu kale alma. Hayatta şunlar şunlar önemli, öbürleri üzerinden bas geç diyor. İşte o farklılık, o tercihler değerler sistemine göre oluşur. Vicdan da bundan vareste değildir. Vicdanı da eğitiyorlar. Dolayısıyla Afrika'da bir çocuk açlıktan ölür, bir modernist batılı hiç aldırmaz. Zaten ölmek onun kaderidir der ve ona türlü bahaneler bulur. Çalışmadı, yaşamadı, uğraşmadı, akılsızlığı şuydu buydu vesaire. Hiç önemi yok ama bulur. Ve böylece vicdanını rahatlatır. Çünkü vicdanı öyle eğitilmiştir. Ama bir petrol tankeri karaya vurur, içinden mazot denize dökülür, balıkçıl mazota bürünür. O batılının vicdanı sızlar. Onun da aslında zaten yalan bir hikaye olduğu, yani Irak Savaşı'nda sanki olmuş gibi gösterdikleri ve Irak Savaşı'nı, Irak'a yapılan saldırıyı meşru göstermek için onun monte edildiği o görüntüler arasında korkunç şeyler oldu dünyada. Evet, evet. Bunu yapanlar da insanlar ve bunu yaparken de onların da bir vicdanı var. Hiç vicdanları muazzep olmuyor. Bir Müslüman, Türkiye'de yaşayan saf, temiz bir Müslüman bu hadiseye baktığı zaman hayretler içinde kalıyor. Çocuk ölüyor, öbür tarafta bir kuş mazota bulanıyor ki onun da sahte olduğu anlaşılıyor. Bunu çözemiyor, gayet basit mesele. Onun vicdanı, oradaki modernistin vicdanı öyle eğitildi. Tabii. Bu bir altyapı. Dolayısıyla mesela bu çok tipiktir. Bu programda defaatle anlattık. Atom bombası. Amerikalıların 45'te attıkları atom bombası. Detay söylemeyeceğim. Merak eden dostlar açıp okusunlar hadiseyi, görsünler yani. Gayet basit. 125 bin kişiyi bir anda öldürüyorsunuz. Tabii. Ve hiç günahları yok. Evet. Bunu yaparken de çok rahatsınız. Bu kadar hadise. Çünkü vicdanı öyle eğitilmiş. Bir tarafta bilmem kimin büyük menfaatleri var. Hak, hukuk, adalet onlar söz konusu değil burada. Menfaat söz konusu. Niye? Çünkü modernite menfaat üzerine kuruludur. Hangi menfaat? Şu andaki güncel menfaat. Neyse. Yani aslında onun çok tipik bir örneğini izliyoruz bu son zamanlarda. Malumunuz Yemen'deki Husiler bloke edince, Kızıldeniz'deki geçişi bloke edince tepelerine epey, yani bugünlerde tepelerine epey bomba yağdı. Evet. Ki bir kişiyi öldürmediler. Yani hiçbir suçu yok. Evet. Sadece orada bir İsrail'in gemilerine mani olma var. Onun ticaretini engelleme var. Çünkü İsrail bir soykırım işliyor. Evet. O yüzden esasında oluşan bir suç da yok fakat ceza olarak verilen şey çok büyük. Para insandan önemli. Tabii. O Batı ideolojisi içinde. Evet. Evet. Necip Fazıl'ın şeyiyle söylerim merhumun. O ideoloji içinde menfaat, para, maddi çıkar insani değerlerden daha önemli. Bunu görüyoruz. Bilhakkın yaşıyoruz. Evet. O zaman ben hocam buyurduklarınızdan şunu anladım. Bizim vicdanımızın beslendiği değerlerimiz var. Evet. Bu değerlerimiz. Modernistin de var.
Bizim de var, onların da var. Evet. Ama ikisi farklı. Dolayısıyla vicdan da, yetişkin insan da farklı biçimde cevap veriyor, respons veriyor hadiseler karşısında. Beslendiği kaynak farklı olduğu için. Vicdan aynı kelime ama aynı şey değil esasında. İşte çok çok güzel buyurdunuz. Ben bunu özellikle böyle işte dışarı çıktığım zaman konuşurken Amerika'da anladım. Kelime aynı, lügatı açıyorsunuz, karşılığında o kelimeyi buluyorsunuz. Ama muhtevası farklı, çağrışım, anlam haritası farklı, kavram kayıyor. O bakımdan çok iyi düşünmek lazım. Şimdi tabii böyle ama biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi Batı'daki bu tepkiler en azından hala bir insani ve İslami veya İslami ve insani bir damarın orada bir şekilde var olduğunu gösteriyor. Bu güzel bir başlangıç inşallah. Ama bunun arkasının gelmesi lazım. Nedir? Bir bedel. Önce insan yavaş yavaş bedel öder. Birdenbire ağır bedele giremeyiz. Önce yavaş yavaş. Mesela bunun çok tipik pratik örneği var, boykot. Boykot başladı, boykot süreci başladı. Dediler ki kahve içmeyerek mi sen bu işi bitireceksin? Küçümsemeye başladılar. Evet, demek ki etkili oluyor. Tabii. Sonra işte filan yemeği yemeyerek mi? Zincir var ya, yemek zinciri, boykot edeceksin. Ha, demek ki etkili oluyor. Ben diyorum ki ben boykot etmiyorum ki. Benim boykotla ne alakam var? Boykot benim nefsimin istediği halde bu bir problemi çözmek için nefsimin isteğine sınır çekmektir. Ben müstahniyim. Senin kahvenden de, bisküvinden de, çikolatandan da vesairenden de ben müstahniyim. Hiç beni alakadar etmiyor. Ben istemiyorum zaten onu. O ayrı bir dünyanın işi. Bunu yapabilirsek aynı zamanda değerler de değişir. Boykotta değer değişmez. Aynı çerçevede düşünüyorsunuz çünkü siz de. Yani onunla aynı düzlemde, aynı sferdesiniz. Ama boykot yaparsam ben senin çizdiğin dünyanın dışındayım. Senin dünyanın bana getirdiği, sunduğu şeyler beni çok alakadar, hatta hiç alakadar etmiyor. Peki beni ne alakadar ediyor? Kendi dünyamın çizdiği çerçeve, kendi dünyamın küresi, kendi dünyamın oluşturduğu nimetler ve hazlar ve mutluluklar beni alakadar ediyor. Diyebilirsek eğer, o zaman reel bir karşı koyma olur. Ve bunun da karşılığını burada İslami konuşacağım. Cenab-ı Rabbül Alemin kısa zamanda ihsanı inayet eder. Çünkü der ki benim bu kulum onun, o modernistin çizdiği dünyanın dışında kaldı. Ne yaptı? Benim dünyamla iktifa etti. Benim ona sunduğum, benim ona lütfettiğim, tövbe sunduğumu çiziyoruz. Benim ona lütfettiğim, inayet buyurduğum dünya kuluma yetti. Üst tarafını istemedi der. Ve biz bir adım atarsa o 10 adım yaklaşıyor. İlahi bir müjdedir bu. Hiç şüphe etmeyin ki bize büyük bir lütuf gelir. Yapabilirsek tabii ki. Bunu yapmak için de İslam medeniyetinin madde ve manaya sunduğu imkanları, lütfettiği hazları bilmemiz lazım, tatmamız lazım. Tatmadığımız zaman modernitenin cılız ve yüzeysel ve nefsani dürtülere hitap eden hazlarıyla maalesef vaktimizi geçiririz. Benim senin tatlına ihtiyacım yok arkadaş. Benim muhallebim var. Hatta biraz da şaka yapalım. Eskiler muhallebiye cennet sıvası derlerdi. Ne güzel bir ifade. Evet. Benim muhallebim var, sütlacım var, Ramazan-ı Şerif gülü, güllacım var. Senin tatlın sana, benimki bana. Bahsettiğim tatlı alt tarafı yani bu. Ne güzel. Efendim, şerbetlerim var. Şıram var, biraz tehlikeli. Bozam var, biraz tehlikeli ama dikkatli olmak lazım. Şıra ve boza da biraz ihtiyatlı olmak lazım. Bazı zevat, hazretler çok müteşerri olanlar ikisinden de haz etmezler. Tabii. Hocam o zaman değer dünyasını bizim farklı ele almamız ve zenginleştirmemiz gerekiyor. Tabii. Değer dünyasını şöyle yorumunu zenginleştireceğiz. Yani yeni bir dönemde yaşıyoruz. Ol emri başka bir istikamete tecelli etti. Biz o değerleri biliyoruz. Mesela infak değeri biliyoruz biz. Nasıl infak edeceğiz? Onu bakacağız kendimize göre ve usulü adabı belli. Neye ihtiyaç varsa, hangi kesimin neye ihtiyacı var ve bizde ne varsa verebileceğimiz, bir de mühim olan yediğimizden, içtiğimizden, giydiğimizden vereceğiz. Türkçe'de gene güzel bir tabir var, zekat keçisi derler. Sürünün en cılızını 1/40 ya zekat olarak verilmiş, öyle olmayacak. Ne yiyorsak ondan, ne giyiyorsak ondan, ne içiyorsak ondan vereceğiz gibi.
Bu değerleri genişletip besleme ile alakalı nasıl bir beslenme olması lazım? Neden faydalanmamız lazım acaba? Kitap ve sünnette. Kitap ve sünnette. Kitap ve sünnette. Hı-hı. Ve bu işe gönül vermiş, tatbik eden zevatın yanında bulunmaktan veya menakibini okumaktan, hı-hı, böyle geçiyor. Şey bulaşıyor. Bir şey arıyorsa insanlar onu buluyorlar. Ya bir kitapta buluyor, ya bir hazrette buluyor, ya bir mekanda buluyor. Ve ondan sonra o öyle bir hayat sürmeye başlıyor. O hoşuna gidiyor, onu doyuruyor. Hazreti Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü var. Bu programda da daha önce defalarca söyledik. Nasıl diyor, çatlamış dudaklar suyu ararsa, su da susuzluğunu dindireceği bir çift dudak arar. Aynen öyle. O aleme salınmış sözler mutlaka güzel sözler, şifalı sözler gidip bir yaralı yüreği buluyor ve onu şifalandırıyor. Çünkü onlar onun için salındı zaten. Evet. Kitabullah da onun için indirildi. Cenab-ı Allah abeste iştikal etmez kitabı indirdi. İnsanlar okusun, anlasın ve amel etsin diye. Yetmedi. Bir de Cenab-ı Resulullah'a gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabın yorumunu yapsın, hayatı beraber yaşayalım şeklinde. Dolayısıyla elimizde ciddi manada kaynak var elhamdülillah. Hı hı. Yapacağımız şey o kaynaklardan gündelik hayatımızı nasıl biçimlendireceğiz. Ve göreceğiz ki bu biçimlenme içinde giderek biz müstani kalıyoruz. Modernitenin bize verdiği veya teşvik ettiği tüketmemiz o dönem geçti. Sadece satın almamız, küresel modernite tüketmeye vakit yoktur. Satın alacaksınız, bir daha satın alacaksınız, bir daha alacaksınız. Bunu da ben söylemiyorum. Zygmunt Bauman söylüyor. Hı hı. Adam kendi bu işin içinde kitabını yazmış. Globalization diye. Evet. O orada net olarak ifade ediyor bunları. Şu anda şöyle vakalar geliyor hocama, daha çok geliyordur. Alışveriş sitelerinden alışveriş yapıyorlar hocam. Geliyor, paketini açıyor, bitti. O hazzı aldı, o kullanmadan, daha fazla açmadan satıyor onu. Bu Tolstoy'da ben buna rastlamıştım. Anna Karenina'da. Bir şeyi beklemenin, arzu etmenin zevki ona sahip olmaktan fazlaymış. Bunu Tolstoy 100 sene önce yazmış. Yani hazır önce yazmış. Şimdi bu psikolojide de tanımlanıyor. Yani bir şeyi hayal kuruyorsunuz, sahip olmanın hayalini kuruyorsunuz falan. O çok tatlı geliyor insanlara. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de bir restoranın girişinde bekliyoruz arkadaşlarla. Çok enteresan bir ifadeye rastladık. Diyor ki, beklemek en büyük mutluluktur. Bekleyiş şeydi demek ki, bir orada yarım saat bir saat bekletiyorlar insanları. Onu da şey yapmış. Hakikaten bir şeye kavuşmayı beklemek, kavuşmanın kendisinden çok daha heyecan verici olur. O yüzden insanlar tatil planları yaparken çok zevk alır. Tatile gidince hayal kırıklığına uğrar. Yani bu muydu yani bu kadar beklediğim işte bu, tatil? İşte bu yani. Evet. Yarın da bu işte yani, evet yani. Peki öyle, eyvallah, öyle kabul ederim. Ama ben yine de yani lokantanın kapısında beklemektense hele karnım açsa içeri gidip yemeği tercih ederim yani. Şöyle bir şey okumuştum hocam. Diyor ki, fani olanın sureti hakikatinden tatlıdır, insanı aldatır. Baki olanın hakikati suretinden tatlıdır, insan aldanır diyor. Heh, ne güzel. Evet. Ama işte biz fani varlıklarız. Bizim de bu dünyayla temasımız geçici. Ama bu dünyayla bu geçici temaslar bize inşallah ebedi saadeti lütfedecek, kerem edecek, öyle görünüyor. Bir de bu Yüksek Adalet Divanı hakkında kısaca birkaç bir şey söylemek isterim. Bunlar da hayata konjonktürel bakarlar. Başka türlü bakmaları mümkün değildir. Çünkü bunlar da modernitenin yargıçlarıdır. Modernitenin hukuku eğitiminden geçmişlerdir. O teorik bilgiler hiçbir şeye yaramaz. Bunun arka planında şu yatar. Size eğer insan olarak sizi aşan müteal bir gücün varlığına inanıyorsanız, o gücün koyduğu ahkama göre hareket etmek mecburiyetinde hissedersiniz kendinizi. Ama eğer kuralı rasyonel insan koyuyorsa, siz o kuralı ister istemez, farkına varmasanız da değiştirebilme yeteneğini kendinizde bulursunuz. Böylece bir boyutuyla tarihselcilik ortaya çıkıyor. Beşerin koyduğu kuralı beşer değiştiriyor. Diyorlar ki her dönemin kendine göre tavrı, adetleri, anlayışı, yaklaşımı vardır ve evrende sabit hakikat yoktur. Tanesi bu. Veyahut çok kısa vadeli menfaatçılık çıkıyor. Konjonktürel hayat o. Bugün bakarlar, 3 sene, 5 sene, 15 sene sonrasını bir projeksiyon yaparlar. Derler ki şöyle olsun, böyle gitsin, plan olsun.
Ona göre bir karar verirler. O karar ne çıkar? Öyle çıkar, böyle çıkar. Çünkü onların zihninde sabit hakikat yoktur. Çünkü onlar mensup oldukları medeniyet tasavvuru itibariyle müteal bir kaynağın, yani ben burada seküler konuşacağım, tanrısal bir kaynağın bazı ahkamı vaz ettiğini ve o ahkama kulların uyması istediğini kitapta öğrenmişlerdir. Ama kendi hayatlarında modernite bunu böyle kabul etmez. Modernitenin koyduğu kurallar beşeri kurallardır. Genel manada doğru gibi görünür. Uygulamaya geldiğiniz anda orada sizin şahsi ve konjonktürel çıkarlarınız onları domine eder. Açılmış inşallah hayra vesile olur. Bir şey diyemem ama yargıçlara da çok güvenmediğimi söyleyebilirim. Tabii tabii. Şimdi dün Norman Finkelstein'le bir röportaj vardı. Yani aleyhte bir karar çıkacağını, soykırım aleyhinde bir karar çıkacağını gerekçeleriyle anlatıyor tek tek yargıçlar üzerinden. Yani orada hükümetler kendi çıkarları içinde var. Yani mesela bir Rusya, bir Çin evet demeyecektir soykırım kararına diyor. Çünkü derlerse bu sefer Çin'in işte Uygurlarla ilgili meselesi var. Rusya'nın Ukrayna ile meselesi var. Kendilerine döneceği için aleyhte oy kullanacaklardır diyor. Yani gerekçeleriyle her ülkenin neden aleyhte oy kullanacağını anlatıyor. Orada şunu anladım ben. Yani her şey tiyatro. Tabii. Tabii. Yani bu uluslararası hukuk mahkemede neticede yani Güney Afrika'nın yaptığı şey fevkalade güzel bir şey. Evet. Dile gelmesi, sual edemeyenden, layüsel olandan, yargılanamaz olandan, yasaya vurulamaz olandan hesap sorulması fevkalade bir şey. Evet. Sonuç şu veya bu ama sonuca giderken objektif hukuk diye bir şey yok. Yok efendim yok. Nerede? Objektif hukuk diye bir şey yok. Sosyal bilimlerde zaten objektivite yok. Evet. Aynen yani öyle. Tamamen çıkarlar ekseninde, menfaatler ekseninde her şeyin eğilip bükülmesi var. Objektif hukuku bize dayatıyorlar. Kendilerince bir nesnel hukuk çerçevesi geliştiriyorlar ve bizim aleyhimize olacak şekilde bazen bize dayatıyorlar. Aynen öyle. Her zaman, her zaman. Evet. Hocam o zaman benim burada şöyle bir sorum var. Şimdi toplumsal ahlaki yaralanma diye bir şey var. Onda diyor ki çok büyük katliamlar olduğunda ve katliam yapanlar bununla alakalı sorumlulukları reddettiklerinde toplumlarda ahlaki yaralanma başlar. Bu ahlaki yaralanma ilk başta kurumlara olan güvenin zedelenmesi şeklinde kendini gösterir. Yani Birleşmiş Milletler'e, uluslararası mahkemelere güven zedeleniyor. Bunlardan hiçbir şey çıkmaz diye insan bir ahlaki yaralanma ve güven kaybı yaşıyor. Sonra daha aşağı kendi toplumuna yönelik güven kaybı yaşar. Sonra diğer insanlara karşı güven kaybı yaşamaya başlar ve bundan dolayı da iyice içine çekilir diyor. Ve kendini aciz, zayıf hissetmeye başlar. Bunun önüne geçmek için ne yapmamız gerekiyor acaba? Bu soru bana mı soruluyor yoksa... Lütfedersiniz hocam. Hocamdan da istifade etmek isterim ama tabii, lütfedersiniz. Ben şöyle söyleyeyim. Bir defa sizin baştan söylediğiniz cümle çok enteresan geldi bana. Uluslararası kurumlara olan güven. Evet. Ben zaten güvenmiyorum ki. Ben niye güveneyim? Ha bu biraz tarih okuyan adam Birleşmiş Milletler'e güvenemeyeceğini bilir. Yani bakar hadiseyi kim kurmuş, sistemine bakar. Bunu Türkiye'nin başkanı da söyledi. Dünya beşten büyüktür dedi. Evet. Çok mühim bir söz o esas itibariyle. Bakar, arka plana bakar. Benim geldiğim şey bunun gayet, sonuç gayet net. Bir medeniyet tasavvuru ki modernite böyle bir tasavvurdur. Kendinin üzerinde burada aşkın kaynak tabirini kullanacağım. Müteal bir kaynak yani Müslümanca söylersek bir Cenab-ı Rabbül Alemin'in kudret ve kuvvetini ve kanunu vaz edişini tanımıyor. O onun kanaatleri, fikirleri, eylemleri indiği olmaktan kurtulamaz. Onun kanaatleri, eylemleri, vicdani muhasebesi nefsani olmaktan kurtulamaz. İnsan kendi üzerinde bir başka kaynak tanıdığı zaman ve ona inandığı zaman ve ona teslim olduğu zaman o zaman mutlak hakikat, değişmez hakikatin de aynı zamanda yol göstericiliğine evet demiş olur. Moderniteye bakıyorsun böyle bir şey yok. Bunu reddetmiş. Biraz tarihi okuyunca çıkıyor yaptıkları. Menfaati varsa evet der. Menfaati yoksa hayır der. Bitmiştir hadise. Bu bakımdan ben zaten baştan inanmıyorum. Ama bir Müslümanın güveni hiçbir zaman kaybolmaz. Çünkü Allah benimle beraberdir der. Müslüman bir toplumda, Müslüman bir cemaatta modernite etkileri nüfuz etmemişse bu anlayış devam eder. Ben kardeşime güvenirim. Ben dostuma güvenirim. Evime güvenirim, evladıma güvenirim. Niye? Çünkü onlar da ben de bir Allah'a iman etmişizdir. Onun çizdiği istikamette yapabildiğimiz kadar yürümeye çalışırız.
ve birbirimizi Allah için severiz. Bu kadar. Ama bu, ben niye içime kapanayım? Ben hayatı yaşıyorum. Derim ki o da yapıyorsa o da bir takdir. Ben o takdirden mümkün mertebe kendimi hıfzetmeye çalışırım. Bir hata yapıyorsam da tövbe ederim. Benim birçok yolum var, bir iltica edecek yerim var. Beceremiyorsam da iltica ederim yani. O zaman hocam çok mikro ve çok makro düzeyde bakmak, aradaki kurumlara takılmamak mı gerekiyor? Ben o kanaatteyim yani. Hı-hı. Ben Batı'nın hiçbir kurumunda zaten biraz modernite tarihi okuyunca bu çıkıyor ortaya yani. Hı-hı. Adamlar sadece menfaate bakıyorlar. Bu da maddi menfaat. Yani sömürge tarihine bakın, sömürge tarihinden yola çıkın, okuyun. Ben niye güveneyim Birleşmiş Milletler'e? Peki alternatifini kurmak noktasında bir çalışma yapılması gerekir mi? Yoksa bu da boş emek midir acaba? Hiçbir zaman boş emek diye bir şey yoktur dünyada. Bir Müslüman için. Tabii ki çalışılacak, nitekim çalışılıyor. İsmi var, şu anda cismi görünmüyor ama cisme çıkacak yakında orta yere. Mutlaka. Şimdi tabii şöyle oluyor yani. Şimdi tekrar detaya inersek, belli kadroları yetiştirip size sunuyorlar ve siz de onları maalesef istihdam ediyorsunuz. Ama en azından bunun farkına vardı şimdi insanlar. Diyorlar ki evet, halklar Müslüman ama idareciler batıcı. Eskiden bunun da farkına varmıyorduk. Müslüman bir halk biraz kendine gelip beni kim yönetiyor sorusunu sorduğu zaman o idarecinin orada iktidarda kalması çok pahalıya mal olur. Bir süre sonra biter o inşallah Allah'ın. Bir de tabii her zaman söylüyorum, modernitenin en büyük silahı benim dışımda bir düşünce, duygu ve hayat mevzu bahis değildir diyor. İnsanları buna inandırıyor, buna mecbur ediyor. Zahire baktığınız zaman öyle görüyorsunuz. Her türlü kurumu kurmuş. Bu kurumların çalışma tarzının dışına çıktığınız zaman sizi tecrübe edecek meyideleri de var. Diyorsunuz ki ben bununla çarpışamam. Ama Kitabullah'a baktığınız zaman diyor ki benim ahkamım kıyamete kadar mer'i. O zaman Müslüman'a düşen vazife ne? Ben bu mer'iyetin neresindeyim? En azından zihnen ben bu modernitenin kurduğu kurumsal yapının esiri, zebunu değilim. Şu anda belki mecburi olarak bu yapı içinde yaşıyorum. Bu bir realite. Ben şuna benzetiyorum. Şu anda yaşadığımız dönem İslamiyet'in ilk Mekke devrine benziyor. Güç onlarda. Ama bir küçük kandil bizde hala. Ve tabii bir miktar postmodernite okuyunca Batı'nın zaafı, o büyük zaafı ortaya çıkıyor. Bunun farkındalar. Batı'nın akıllıları bu zaafın önüne geçilemeyeceğini de biliyorlar. Onun için İslam medeniyetini kendi insanlarını anlayacağı şekilde küçük düşünmeye çalışıyorlar. Küçük bir örnek vereceğim. Afganistan Sünni Müslüman bir ülke. Budistler orada 1200 sene evvel bir takım heykeller yapmışlar. O Budistler de Allah'ın kulu, Buda da Allah'ın kulu ama öyle veya böyle bir istikamet çıkmış ortaya yere. Bu heykelleri Sünni Müslümanlar 1200 sene muhafaza ediyorlar. Hiç dokunmuyorlar onlara. Niye? Çünkü mutlaka onlara demişlerdi, gelin Müslüman olun. Olan oldu, olmayan da olmadı. Belli bir hukukta yaşadılar, bitti. Sonra Taliban diye bir grup çıkıyor. Ne olduğunu çok şüphe götürür. Belki işlerinde mutlaka iyiler de var. O heykelleri berhava ediyor. Batılı diyor ki bak, barbar Müslüman diyor. Ama batılı insan o kadar sığdı ki 1200 senedir niçin bu heykelleri yıkmadılar? Bunu sormuyor. Soramaz. Çünkü orası çizilmiştir kafasında. O soruyu soramaz. Hele Amerikalıysa hiç soramaz. Avrupalı biraz gene sorar da Amerika'da hiç soramaz. Bu olay bu. Bu ve buna benzer. İşte en son bu DAEŞ meselesinde kafa kesiyorlar diye çıktı ortaya. Senaryo olduğunu herkes anladı bunun. Ben sadece bu kadar söyleyeyim yani. Dolayısıyla bir Müslüman yapacağı şey şudur. Bir kişi miyim? Bir kişiyim. En zor şartlarda mıyım? Evet, en zor şartlardayım. Allah muhafaza. Ama ben Allah'a inandım. Resulüne itaat ettim. O yolda yürümek isteyen bir kimseyim. Şartlara bakarım, itikadıma bakarım, amellerime bakarım. Ne yapabiliyorsam, hangi boşluğu buluyorsam oradan girerim. Size de şunu da söyleyeyim, bu da kayda geçsin. Modernitenin çok boşlukları vardır. Da biz görmeyiz. Allah bizi modernite konforuna alışmaktan muhafaza bulur. Sosyal medya
televizyon ve matbaat, modernite konforu, sığlık. Böyle benim gördüğüm, çok da konuştum kusura bakma. Estağfurullah, estağfurullah. Böyle Mehmet yani. Hocam, vicdan dediğimiz şey neticede aldırış etmek üzerine kurulu bir i̇şte şey. İşte o kadar. Evet. Görmezden gelmemek üzerine kurulu bir şey. Yani akşam başımızı yastığa koyduğumuzda huzur içinde uyumamızı sağlayan bir şey. Kant'ın meşhur sözü var ya, bu programda da daha önce defalarca söyledik. İki şey içimde büyük bir huşu uyandırıyor diyor. Üzerimdeki uçsuz bucaksız gökyüzü ve içimizdeki ahlak yasası, içimizdeki vicdan. Yani o vicdan olmadan bizler jungle'daki hayvanlardan farksızız. Daha kötüyüz. Çünkü hayvanların itirazı sınırlıdır içgüdüyle. Bizimki öyle değil. Evet. Bizimki sınırsız itirazımız. Allah muhafaza. İşte bir anlamda vicdan hem bizi iyiye sevk eden bir kuvvet, hem de kötülükten alıkoyan evet. bir kuvvet. Evet. O bakımdan merhum Topçu'nun içimizde Allah'ın sesi nitelemesi çok güzel bir niteleme gibi geliyor bana. İlahi olan bir şey var orada. Var. Bütün insanlarda var da üstünü örtüyorlar. Tabii. Zaten küfür o demek, örtü demek malumunuz yani. Tabii. Kanayan bir yara gördüm mü yanar taciyerim. Onu dindirmek için kamçıyerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnederim, hakkı düşer kaldırırım. Evet. Diyor Merhum Akif yani. Evet, biz de bu şiirle bitirelim. Akif gibi ya. Hakkı tutup kaldıranlardan olalım inşallah. İnşallah. Cenab-ı Hak hepimize hakkın ve vicdanın, hakkaniyetin ve vicdanın yanında olmayı nasip eylesin. Amin. Ne güzel dua oldu. Eyvallah hocam. Sağ olun. Dilinize sağlık, gönlünüze sağlık. Efendim, bir programın sonuna geldik. Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli Saadettin Ökten hocam, Mehmet Dinç kardeşim ve bendeniz Kemal Seyar. Akşamınız hayır olsun efendim. En özel seslere, kalbe dokunan sözlere kulak verdiniz. Albaraka Türk, Saadettin Ökten ve Kemal Sayar'la Gönül Sadası'nı sundu.